Evet, bizden buradaki çılgın ifadeyi çıkarmamız bekleniyor. İlk bakışta göz korkutucu gelebilir ama odaklanacak olursanız bu işlemi çözmek ve sadeleştirmenin çok da zor olmadığını göreceksiniz. Çünkü daha başlangıcına baktığımızda 4 çarpı 4. dereceden kök 81 x üzeri 5 var. Ve bundan da 2 çarpı 4. dereceden kök 81 x üzeri 5 çıkarıyoruz. Yani aslında bir şeyden 4 tane var ve bundan o şeylerin ikisini çıkaracağım. O bir şeyi de şimdi sarı çember içine alıyoruz. Diyelim ki bu limondan 4 tane var ve bu 4 limondan 2 limonu çıkarıyorum. 4. dereceden kök 81 x üzeri 5 ve yine 4. dereceden kök 81 x üzeri 5. İkisi aynı. 4 tane limonum varsa ve 2 limon çıkarırsam 2 limonum kalır değil mi? Bu şeyin dört tanesinden de 2 tanesini çıkaracak olursam yine o şeyden 2 tane kalacak. Yani buradaki işlemleri 2 çarpı 4. dereceden kök 81 x üzeri 5 olarak sadeleştirebiliriz. Bu 2'ye de sadece katsayıları çıkararak ulaştım. Bir şeyin 4'ünden 2 tanesini, ikisini çıkarırsanız o şeyden 2 tane kalır. Tabii elimizde bir de bu sıradan karekök x küp var. x üzeri 3. Şimdi de kök işaretlerin içinde olan kısmı sadeleştirmeye çalışalım. Aslında buradaki örnekte dördüncü dereceden kökü alabiliriz ve burada da belki pozitif kökünü alırız. Öncelikle 81'in herhangi bir sayının dördüncü dereceden kökü olup olmadığına bakalım. En azından dördüncü dereceden kökü olan bir sayının çarpanlarına ayırmış oluruz. Asal çarpanlarına ayıracak olursak, 81, 3 kere 27, değil mi? 27 de 3 kere 9 ve 9 da 3 kere 3'tür. Yani 81, 3 kere 3 kere 3 kere 3'tür. Çok güzel. Bu yüzden 81, 3 üzeri 4'tür. Bu da güzel bir şey çünkü onun dördüncü dereceden kökünü alacağız. x üzeri 5'i de çarpım olarak yazarsak, şuraya yazayım da karışmasın. Kök işaretinin altına 3 üzeri 4 çarpı x üzeri 4 çarpı x yazıyoruz. x üzeri 4 çarpı x, x üzeri 5 eder. Hepsinin dördüncü dereceden kökünü alacağız. Bunların dördüncü dereceden kökünü alacağım zaman buradakilerin dördüncü dereceden kökünü almakla aynı şeyi yapmış oluyorum. Dördüncü dereceden köklerini alıyoruz. Bir dakika şimdi söylediğim sırayla yazalım. Dördüncü dereceden köklerini alacağımızı söyledik. Tabi önünde bir de 2 var. Ayrıca x küpü de x kare çarpı x olarak yazabiliriz. Eksi kare kök x üzeri 2 çarpı x. Bunu da bu şekilde ayırdım çünkü çember içindeki pozitif karesi. Peki bunu biraz daha nasıl sadeleştirebiliriz? Muhtemelen bu gördüğünüzü artık alışmaya başladınız. Burası da 3 üzeri 4'ün 4. dereceden kökü çarpı x üzeri 4'ün dördüncü dereceden kökü çarpı x'in 4. dereceden kökü ile aynı şey. Şimdi hemen buraya geçelim. Bunların dördüncü dereceden kökü. Aslında yazabilirim. Siz yapmak zorunda kalmayın. 3 üzeri 4'ün dördüncü dereceden kökü çarpı x üzeri 4'ün dördüncü dereceden yine kökü çarpı x'in dördüncü dereceden kökü. Ayrıca 2 de hepsinin çarpanı oluyor. Buradaki de eksi x karenin kökü çarpı x'in karesi oldu. Daha da sadeleştirirsek, 3 üzeri 4'ün dördüncü dereceden kökü de 3'tür. Yani burası 3 oldu. x üzeri 4'ün dördüncü dereceden kökü de sadece x olur. Burayı da sadece x yaptık, x yapıyoruz. Ama sadece x olmaz. Ya x negatif bir sayı ise, eğer x negatifse x üzeri 4 pozitif bir değer olur. Dördüncü dereceden kökünü alacak olursanız da x'in pozitif halini elde etmiş oluruz. Yani x'in mutlak değerini elde etmiş olursunuz. O yüzden buraya x'in mutlak değeri yazacağız. Ayrıca aslında kök işareti altındaki değerin pozitif olması gerektiği için, buranın reel sayı olarak iyi tanımlanması gerektiğini düşünüyorsanız, x'in pozitif bir değer olduğunu da savunabilirsiniz ama şimdilik bununla idare edelim. Bir de x'in dördüncü dereceden kökü var. Burada da x karenin kökünü görüyoruz. Yine aynı mantıkla hareket edersek, x karenin kökü de aynı mantık üzerinden gidersek, x'in mutlak değeri oluyor. Değil mi? Şimdi hepsini çarpalım. Elimizde 2 çarpı 3 çarpı x'in mutlak değeri var. Yani 6 çarpı x'in mutlak değeri çarpı x'in x'in dördüncü dereceden pozitif kökü eksi eksi x'in mutlak değeri ortaya çıktı çarpı x'in tam kare kökü. Daha fazla çıkarma yapamayız çünkü bunun dördüncü dereceden kökü bunun ise tam kare kökü olduğunu görüyoruz eğer aynı dereceden olsalardı belki biraz daha sadeleştirebilirdik. Yani kısacası işimiz bitti ve sadeleştirebildiğimiz kadar sadeleştirdik. Eğer bunların reel sayılar için tanımlanmış olduğu varsayımda bulunacak olursanız, kök işaretlerinin altında bulunan tanım kümelerinin her bir durumda pozitif olması gerekir. Pozitif olurlarsa da sanal sayı olmamış olurlar ve hepsi pozitif olduğu için x'in tanım kümesi sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit sayılardan oluşur. Bu yüzden x'in mutlak değeri de x ile aynı olur. Ama ben burada bırakacağım. Tanım kümesini daraltırsanız mutlak değer işaretlerini de atabilirsiniz.